Şimdi bu limon ağacından çelikle çoğaltmayı deneyeceğiz. Hep beraber süreci beraber izleyeceğiz. Bu 7 viren cinsinden bir limon ağacı iş yerimizin bahçesinde. Çeliklemede şöyle, şunu görmüş olduğunuz bir yıllık sürgünler kullanılıyor. Çok kalın olmayacak, çok ince de olmayacak. Ben şu çeliği güzel gördüm. Bundan 3-4 tane çıkarırız. Bir tane de alabilirim. Şimdi dalımızı kopardık. Bir karış boyunda şöyle parçalar keseceğim. Çıktığı kadar beraber göreceğiz. Şöyle. Bu limon çeliklerken dikkat edin. Üzerinde çok dikenler oluyor. Her ne kadar açlı da olsa. İşte bunun yaralarını oje ile kapatıyoruz. İşte evde elinde ne varsa, bal mumu aslında çok güzel bir kapatıcı. Bal mumu da eritip de olabilir. Parafin olabilir. Yağlı boya olabilir. Amaç burada şeyi kapatmak. Bitkinin su kaybedeceği yerleri kapatmak. Şunu şuradan keselim. Şöyle. Bu arada mis gibi koktu. Limonlar. Çok güzel bir şey. Bu yöntem sadece limon için değil. Tüm turşu ailesinin portakal, grapefruit, mandalina. Kokuyu bir alsanız, kokuyu bir alsanız. Oh, çok güzel. Şunlardan parçalar kesin. Ya şu an bıçak var, mutfak bıçağı. Tam makasın yanında olmadığı için. Böyle oluyor. Bakın da biraz atını koyacağım. Ama toplayacağız. Evet. Çok parçalı oldu. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz asla profesyonel olduğumuzu iddia etmiyoruz. Benim gibi hobiciler olumlu örnekleri de görmeye, olumsuz örnekleri de görmeye ihtiyacımız var. Yani işin sonunda hem ben hem siz bu işi öğrenmiş oluyorsunuz. Şunun tutup tutmayacağına bakacağız. Mesela parmak kalınlık olması gerektiğini ben öğrenmiştim bunun. Şu ideal bir boy ama bakacağız. Kalın mı daha iyi köklenecek, incesi mi daha iyi köklenecek, eskisi mi daha iyi köklenecek? Yeni sürgü mü daha iyi köklenecek? Bunları beraberce izlemiş olacağız. Şuradan bir açayım şunu. Evet, biraz kalınlaşıyor. Ama bu, şu böyle bir baş kabul edilemez. Yüzey alanı çok fazla. Bunu kapatmamız gerekiyor. Şöyle. Buradan da keselim. Bu çok eski. Hatta bu kırılmış, yüzden kırılmış bir daldı. İşlerini koruduğu için ben size olmasın diye. Bunu da kullanmak istedim. Şimdi şöyle, şunları da koyalım. Olur yani. Canlı seni de alayım. Bu limon kolay seni koptu. Seni de alayım. Üstünde yaprak olmaması gerekiyor. Çünkü bu aşamada bitkinin yaprağı beslemek için değil, kökünü çoğaltmak için enerjisini harcaması gerekiyor. Tamam, yaprak fotosentezde besin topluyor ama bu aşamada bu bitki bu yaprağı besleyecek kadar besin alamayacak. Ben bunu 50 litre dikeceğim. Bu aşamada bitkinin dışarıda kalacak bu açık kısmını izole etmemiz gerekiyor. Bunun su kaybetmemesi gerekiyor. Şöyle elimde oje vardı. Oje deniyorum. Şöyle efendim. Bunu yaptıktan sonra şu kısmına da dip kısmına da çentikler atıyoruz. Birkaç tane böyle. Buradan köklenmenin daha çabuk olduğunu göreceğiz hep birlikte. Bakıyorsunuz. Kapatıyoruz. Amacımız dediğim gibi su kaybını, nem kaybını önleyip bitkinin kendini rahat besleyebilmesi. Koydum. Mum da olur. Ben daha önce kullanmıştım. Mum kullanmıştım. Şey için. Hatta göstereyim size. Onu da göstereyim. Bakın. Evet. Çeliklerimizi hazırladık. Burada daha önceden ben torf hazırlamıştım buraya. Burada bunlar da leylaklarım büyüyorlar. Bak size küçük bir bilgi vereyim. Gayet sağlıklı yaprakları görüyorsunuz. Burada
solmuş, kurumuş yapraklar. Bu susuzluğun göstergesi. Suyu bittiğinde bunu ben sulamam gerekiyor. Şeyler küçük olduğu için, bunların hacimleri küçük olduğu için çok su tutmuyor. Normalde ben bunu parsellemeden, bölmeden full doldurup o şekilde yapsaydım daha homojen bir dağılım olurdu. Olsun. Bunu da deniyoruz. Bunu da görüyoruz. Burada farklı farklı çiçeklerim var. Bunlar duttu. Dut galiba. Bu da bakalım. Beraber bakalım. Durumuna. Evet. Olmamış. Olabilir. Olmayabilir. %100 tutacak diye bir şey yok. Dut tutmamış. Espri desen var. Şuna bakalım. Evet. Olmamış. Biz bu olmayanları tespit ediyoruz ki orası boş kalmayıp hemen yerine yenilerini koyuyoruz. Mesela şimdi ne yapacağız? Buradan güzellikleri alacağız. Getiriyoruz. Bismillah deyip böyle dikiyoruz buraya. Sık sık dikeceğim. Tutma durumuna göre zaten sonra ayarlayacağız. Şuraya da dikelim. Uzun. Bu arada bunun süreci çok uzun arkadaşlar. Limon yani 2-3 ayda ancak filizleniyor. Bu süreci de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Hani zaten bu iş sabır işi. Akşamdan sabaha olacak diye bir şey yok. Çiftçilik böyle arkadaşlar. Tohumu atıyorsunuz. 3-4 ay bekliyorsunuz sonra çıkıyor mesela, değil mi? Bu işin felsefesi de böyle. Bunu bilincinde olmak gerekiyor. Şimdi şu boşlukları şöyle dikiyorum. Geri kalanları da suya koyacağım. Onu da suda deneyeceğiz. Bizim burada amacımız zaten en iyi yöntemin hangisi olduğunu anlamak. Ve siz değerli takipçilerimle bu durumu an be an paylaşmak. Bakın dibinin ıslak olduğunu görüyoruz biz burada. Ama kurumuş işte. Evet. Bu farklı bir çiçeğimiz.